Konu sevgili Furkan Buğra Yolcu olacak. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar abicim. Teşekkürler. En son transfer gördüklerim benim. Fenerbahçe Allah yarı İstanbulspor'a kiralamış ki öncesinde Bursaspor'la adı geçiyordu ama olmadı o. Başakşehir milli futbolcu Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Stuttgart'tan Hamburg'a transfer olan orta saha oyuncusunun imza töreninde Mustafa Eröğüt yer almış. Ne diyorsun bu transfer için? Bildiğin Ya bir oyuncu mu? Berkay zaten 4-5 gündür İstanbul'da olduğu söyleniyordu. Hani geçen hafta gelmiş, birkaç kulüple görüştüyse, hatta Galatasaray, Başakşehir gibi isimler yazıldı. En son Başakşehir'e geldi. Zaten milli takım geniş kadrosunda bulunan bir isim Berkay Özcan. Hamburg'da onu Stuttgart'tan 2 milyona falan almış. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu yaz aldılar hatta. Evet evet bu Direkt sene. kiraladılar zaten. Ya merkezde İrfan'ın yerinde oynayabilecek bir isim. İşte Mossoro ayrıldı, Göztepe'ye geçti. Onun yerine daha genç bir isimle doldurmak amaçlı bir yapılmış transfer olduğunu düşünüyorum ben Berkay Özcan'ın. Peki, o enteresan bir transferde şu Asmir Begoviç Karabağ kiralanmış ya. Çok garip değil mi? Yani biraz garip bir de abi, bence hak ettiği seviyeler orası aslında. Çünkü baya balon kaleci bana göre, öyle yani, bilmiyorum. Bournemouth'ta falan baya saçma gollerini izliyorduk, yediği golleri. Karabağ'da iyi oynar ama. Yani orası iyi onun için. Gömdün çocuğu ya. Lamina açıklandı. Falcao, Lamina Galatasaray'daki transferler. Onlarla yani Falcao'yu konuşmaya gerek yok ama Lamina'yı kısaca bir senden alalım yine. Lemina zaten kariyeri ortada ve Beşiktaş'ın çok istediği bir isimdi. Bu Muhammed Elneny transfer öncesi galiba birinci adaydı. Sonra Thiago Maia, sonra Elneny. Lemina abi, box to box oyununu çok net oynayabilecek bir isim. Fizik gücü çok iyi. Boyu da var. 1.85 civarı boyu var. Hem fizik gücünü iyi kullanan isim ve top tekniği de gayet yerinde olan bir isim. 6 numarada da çok rahat performans edebilecek bir isim. 8 numarada yine oynayabilecek bir isim. Sağ kanatta oynatabilirsin. Yani çok yönlü bir oyuncu. Galatasaray'ın belki net ihtiyacı olan bir isim değildi şu an, bu kadro derinliği gibi, ama hani Seri ya da Enzonzi'den birine bir şey olsa ya da Belhanda'ya bir şey olsa yerine oynayacak isim Selçuk İnan ya da Atalay Babacan gibi isimlerdi, ki sen Şampiyonlar Ligi'nde hedef olan bir takımsın. Açıklamalar o yönde. Şampiyonlar Ligi hedefi için de Lemina gibi bir isim bence çok kıymetli bir transfer. Oyunun iki yönünü çok iyi oynayacağı için Galatasaray'ın bence ilk 11'e net yazılacak isimlerden biri olacağını düşünüyorum ben. Yani kalitesi tartışılmayacak bir isim. Peki yani sence orta saha bu anlamda Enzonzi, Belhanda, Serri mi olur yoksa Lamine gelir ve alır mı onlardan birinden formayı? Özellikle de Serri'den alır herhalde. Yani şu anki kısa form durumuna göre Lemina orta sahada oynar. Hani sistem değişikliği olabilir. Belhanda'yı belki sol kanada atıp 3 merkez orta sahayla oynayabilir. Hani Belhanda Feghouli kanatlar, Falcao tek forvet, Lemina, Seri, Enzonzi gibi bir orta saha da yapabilir. Ya en azından şöyle bakmak lazım. Hocanın eli kadro olarak güçlendi yani. En azından sistem değiştirebilecek, farklı varyasyonlara maç içinde dönebileceği bir kadroya sahip oldu. O yüzden Lemina da bu işin jokeri olacak bence. Furkan Buğra Yolcu ile birlikteyiz. Furkan, Abdoulaye Diaby Beşiktaş'ta her konuda anlaştı deniyor ama daha resmi açıklama gelmedi galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Resmi açıklama yok ama oyuncu İstanbul'a gelmiş galiba. Öyle haberler geziyordu. Neler söylersin bu oyuncuyla ilgili? Ya oyuncuyu ben şöyle söyleyeyim abi. Kulüp Brugge döneminde, bu Kulüp Brugge'nin şampiyon olduğu dönemde santrafor ve kanatta izlemiştik. Ki o zaman inanılmaz bir performans göstermişti. 20'li gollün üstüne çıkmıştı. Zaten o performans sonrası Sporting Lizbon'a geldi. Ama Lizbon'da Bastos gibi bir forvet olunca direkt santraforda kullanmadılar. Genelde kanatta kullandı. Ki bence de kanatta ya da forvet arkasında serbest rolde çok daha etkili olabilecek bir isim. Yani şu anki Beşiktaş takımında eğer net forvet düşünüyorlarsa bence biraz sıkıntı yaşatabilir, ama kanat rollerinde ya da serbest rolde bence Beşiktaş'a ciddi katkı verecek bir isim olur. Hani ezildiği kadar da kötü bir oyuncu değil. Bence çok kaliteli ve kıymetli bir hamle olacaktır Beşiktaş adına. Peki hemen sıradan soruyoruz. Adone Galatasaray. Andone zaten İspanya günlerinden beri Galatasaray'ın istediği bir isim. Deportivo'ya gitmeden önce, yine Brighton'a gitmeden önce Galatasaray sık sık girişimde bulunmuş. Öyle yazılıyordu. Ben tam Fatih Terim'in istediği tipte bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca hep söylüyordu. Ön alan presini yapmamız gerekiyor. Ön alanda pres yapan isimimiz yok. Ki bunu Cagne'den beklemek de biraz hayalcilik olur. Ön alanda pres yapmak. Bu yüzden Andone o ön alandaki agresifliğiyle, çalışkanlığıyla, fizik gücüyle o pres gücünü de arttıracaktır. Çünkü Süper Lig'de bence ön alan presini iyi yapan takım bir iki adım öne gidecek diye düşünüyorum. Ben savunmadan öyle çok ciddi iyi çıkan takımlar yok. O ön alanda yaptığın etkili presle de
fark yaratabilirsin ki Andone bu rollerin en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum ben. Ve yine kiralık maliyeti çok uyguna gelecek muhtemelen. O yüzden Galatasaray'ın hem yedek santrofor hem belki yine kanat forvet 4-3'te kenarlarda oynayabilecek bir isim. Bu da yani çok kıymetli bir hamle bence. Bu arada şimdi gördüm. Hemen oradan devam edelim. Gençler Birliği Fulham'ın 31 yaşındaki Togolu kanat oyuncusu Floyd Ayite ile 2 yıllık sözleşme imzalamış. Floyd Ayite zaten şey, menajerlerin galiba Türkiye'ye pazarlamaya çalıştığı bir isimdi. Fulham'da son senesine girmişti. Ki Göztepe olsun, işte Gençler Birliği, Galatasaray gibi takımlara önermişler. Onu biliyorum yani. Gençler Birliği bence onun için daha iyi oldu. Çünkü Gençler Birliği'nin böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Aslında ne kadar katkı verir şüpheli tabii. Onu bilmiyorum ama kanatta etkili olabilecek bir isim. Gençler Birliği'nde skor yönünden eksikliği olduğunu düşünürsek böyle net bir isim ihtiyaçlar vardı sanki ama Gençler Birliği bu oyuncu kurtarır mı? Orada biraz şüpheliyim. Bir de ekleme yapayım abi, bu şey. Floyd Ayite Alanya'da forvetlerde. Jonathan Ayite hatırlarsınız muhtemelen. Onun kardeşi oluyor. Onu da ekleyeyim. Ya zaten evet, çok tanıdık bir isim. Bu arada Göztepe'de Başakşehir'den hemen iki tane oyuncu aldı onlar da. Mossoro ve aynı zamanda Napoleoni ile anlaştılar. Onu... Yani zaten Göztepe şu an ligde 3 maç sonunda gol atamayan tek takım. Ve bu eksikliği açıkça belli ediyor aslında neyin eksik olduğunu. Çünkü o orta sahadan hücuma geçişlerde çok sıkıntı yaşıyordu. Öyle mesela 10 kişi kalan Denizli'ye penaltı kaçmasına rağmen ciddi bir baskı kuramadılar. Rakibi bunaltamadılar. Merkezde o oyunun yaratıcılığını yükseltecek isimleri yoktu. Mossoro belki 35-36 yaşında ama şu an bence Göztepe'nin bu sezon için net bir ihtiyacıydı. Orada en azından o Braga günleri yine Başakşehir'de de kötü değildi. Ceren sahası etrafından kaleyi yoklayabilecek bir isim. Orada etkinlik yaratacak bir isim ve bence iç sahada Göztepe'nin hani 12 puan yazılıyorsa şu an 18 yazdıracak bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani Mossoro'nun bu yönden çok kaliteli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hani yaşına takılmamak gerekiyor bence şu kısa vadede. Napoli'nin de Başakşehir'de rotasyonda geride kalan bir isim oldu. İşte muhtemelen Tamer Hoca onu biraz daha kanat forvet rolünde kullanacaktı. Direkt santrafordan ziyade. Ama zaman zaman forvette de görebiliriz. Çünkü Jerome hala sakat ve İngiltere'de tedavi görüyor. Ne zaman dönecek henüz belli değil. O yüzden Napoli önde en azından kısa vadede götürecek bir isim olacaktır bence Göztepe adına. Furkan Buray Yolcu'yla birlikteyiz. Furkan, Başakşehir'i ben bu sene anlayamıyorum. Furkan Soyalp ve Muhammed Demir'i almışlardı. İkisini de Gazişehir'e kiraladılar. Yani açıkçası ben de anlamıyorum. Biraz eller ayaklarına dolandı gibi oldu sanki. Yabancı sayısı da bayağı fazlaydı. Çok da transfer yaptılar. Kadro da iyice şişti. Ve bu isimleri kullanmayacağı ortadaydı az çok. Hoca yavaş yavaş herhalde yollara ayıracak. Daha ayrılması gereken isimler var aslında. Ben bir forvet daha ayrılmasını bekliyorum Başakşehir'de. Muhammed Demir'in de ayrılması iyi oldu bence. Oynaması gerekiyor. Bu takımda şu haliyle bence oynayamayacak bir isimdi. Hoca hiç düşünmedi çünkü sezon başından beri. Furkan'la bir Fenerbahçe maçında görmüştük. Aslında ben ümitliydim kendisinden ama demek ki hoca hazır görmedi. Onu da kiralıp en azından pişmesi için yollamışlar diye düşünüyorum. Bein Sports Türkiye, Başakşehir Martin Şikörteli kadrosuna kattı. Bu da enteresan değil mi? Ki yani, adı çok geçiyordu sezon başında. Yani bayağı enteresan bir transfer. Kasper'in şey demişti. Bizim oyunumuz uygun değil ve yetersiz olduğu için biz istemiyoruz deyip pes etmişlerdi. Başakşehir'e direkt aldı bilmiyorum. Hani ben çok beğenen biri değilim aslında. Geçen sene Fenerbahçe'de defoları olup da gözükmeyen isimlerden biriydi aslında savunmada. Net. Net. %100 katılıyorum. Ağır bir stoper. Eğer kendi sahanda oynayacaksan belki sıkıntı olmaz ama ön alan bas, yani öne çıkartacaksan savunmayı sıkıntı olur. Kayer'de Atalanta'ya gitti. Şaka gibi değil mi? Hani Fenerbahçe'de stoperleri kovalıyorlar gibi. Ama şöyle bir şey var. Şikörtel'in Gasperini ile evet tartıştığından dolayı gönderildiği söyleniyordu. Kayer de aslında sakatlığından dolayı Fenerbahçe almamıştı. Onu da merak ediyorum açıkçası. Ya açıkçası ben de çok merak ediyorum. Atalanta yana yakala stoper arıyor çünkü. Şey, Skorti'yle gönderdikten sonra. Kayer'in de dediğim gibi abi, sakatlığı vardı. Belde bir sakatlığı vardı galiba. Yani demek ki kontrolleri geçmiş ya da bir şeyler göz ardı edilmiş artık bilmiyorum nasıl olacak ama yani Skörtel kısa vadede bence Başakşehir için öyle çok iyi bir hamle olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü oyuncu da sevmiyorum açıkçası. Yani son iki sezonun özellikle bayağı geriye giren bir oyuncu. Şu anki stoperlerle seviyesi de aynıdır. Muhtemelen orada işte forma savaşı verecek ama Başakşehir öyle kurtaracak bir isim olur ben sanmıyorum yani. Peki Cagne'de Anderlecht'le Kulüp Brugge arasında tırnak içinde bir kapışma oldu ve
Kulüp Brugge'nin elinde kaldı. 3 milyon 350 bin euroya kiraladı. 13 milyon euro satın alma opsiyonu var. Ve 2019-2020 sezonu için kalan net 2 milyon 115 milyon euro sabit transfer ücreti şirketimiz tarafından ödenecektir diyor. Yani aslında şöyle anlayabiliriz. Bunları tabii böyle söyleyince şey oluyor. Yani 3 milyon 350 bin ödüyor da Galatasaray onun içinden kirasını ödediğinde aslında bu sene şey maaşını ödediğinde bu seneye ait 1 milyon gibi bir paraya kiralamış oluyor gibi düşünebiliriz değil mi? Ya net öyle zaten. İşte finansal fair play'in şey numaraları bu da. Yapmamız gerekiyor bence. Doğru da yapmışlar yani. Peki Brugge'de iş yapar mı? Kulüpler bunu yapıyor. Brugge'de iş yapar mı? Abi ben kesinlikle iş yapmasını bekliyorum. Niye dersen çünkü Brugge'de şu an net bir forvet yok ve Brugge 3-4 yıldır hep Cagney tarzı forvetleri kullanıyordu. En son Aston Villa'ya giden Wesley vardı. O bayağı sükse yaptı gitmiş. 25 milyona gitti. Ondan önce yine hala kadroda bulunan Jelle Wolfsen var. Ancak o sakatlıklar olsun ve bitiricilik eksikliği olsun bir türlü istenen noktaya gelmedi. Ve forvette hep kanatlı evrilme ya da kanat forvet rolünde oynayan Okereke gibi, Persitao gibi isimler oynuyordu. Ama oraya Cagney eklemesiyle birlikte etrafında işte Krepin Diat da olacak, Emmanuel Deniz olacak, Okereke, Openda gibi isimler var ve bunu hep besleyecek isimler. Ve Cagney de ceza sahasında oynayıp ceza sahasında top almayı seven bir forvet. Ve bu isimler de sık sık ceza sahasına girip hem merkeze pas verecekler hem de gol arayacaklardır. Ben Cagney'nin yani minimum biraz yüksek olacak ama 15'i geçmesini bekliyorum açıkçası orada. Ve Kulüp Brugge'in de bence opsiyonu kullanmasını bekliyorum, öyle diyeyim abi. Çünkü Cagney doğru yere gitti ve Brugge gibi bir takım göz önünde. Avrupa'da yaptığı satışlar da bu sezon ciddi satışlar yaptılar. Ve geliştiren bir kulüpler. Anderlecht'ten ziyade Brugge'e gitmesi de açıkçası onun için ve Galatasaray için de iyi oldu bence. Konyaspor'da Şanglia'yı transfer etti. Bir de Shakhtar Donetsk'ten Bak galiba değil mi? Onu transfer ettiğinden bahsediliyor. O iyi bir transfer olabilir gibi geldi bana. Robert Mak abi şey Zenit'tekini diyorsun. O transfer olmamış galiba. Ha öyle mi? Spor'dan biri açıklama yapmıştı. Zenit kabul etmemiş tekliflerini en son. Oyuncuda problem yokmuş ama. Şengelya'da Dinamo Tiflis'te oynuyordu. Gürcü bir oyuncu. Geçen sene bayağı skor yapmıştı. 10 gol 8 asist gibi bir sayısı vardı. Ve galiba şey çok ucuza ya da bedavaya gelecek. 300 bin Euro'dan bahsediliyor. Ya o yüzden bence mantıklı bir hamle. Konyaspor'un orada çeşitliliği arttırması gerekiyor çünkü. Hücum noktasında eksikleri var. Şengelya'da ya bence kötü geldi, kötü çıksa kayıp olmayacak ama bence Göztepe demişim. Konyaspor'a verim verebilecek bir isim en azından. Çünkü Faruk Mia geldi işte ikinci haftasında yavaş yavaş form tutuyor. Ben Şengelya'dan böyle bir çıkış bekliyorum. Oradaki oyuncu fazlalığı da Konyaspor'un bir adım ileri gitmesini sağlayacaktır bence. Ben Faruk Mia'yı çok beğendim ben de. Onu da ekleyeyim. Bu arada Gökhan Argun demiş, Anterevic ile Andre Silva takası varmış. Frankfurt'la anlaşmasını bekliyorlarmış Andre Silva'nın. Milan bu takastan karlı çıkar mı? Bence kesinlikle çıkar. Çünkü Andre Silva bir türlü olmuyor. Olmayacak gibi gözüküyor, bilmiyorum. Ben de hiç sevmiyorum o çocuğu ya. Oynayabilir. Gidip bir de Piatek'i yedek bırakıp onu koydu. O Piontek tam öyle söyledikleri gibi. O girdikten sonra toparladı durumu. Yani o yüzden ben Rebic'in de Milan sisteminde bayağı fark yaratmasını bekliyorum. Çünkü yani Frankfurt'ta inanılmaz oynamış geçen sene. Yine orada da bir finansal fair play olayı var galiba. Opsiyonunu kiralık alıp bedelsiz sonra 30 milyon gibi paralar konuşuluyor. Ben Rebic'in kıymetli bir hamle olacağını düşünüyorum Milan adına. Furkan Burayolcu, Fenerbahçe klişeyle masaya oturdu diyorlar. Şu Allah yarı bir yere vermenin falan da şeyi o zaten diye düşünüyorum ben. Ne derler, sebebi de o diye düşünüyorum. Hani şey açıyor gibi Fenerbahçe, kontenjan açıyor. Klişi Türkiye'ye ilk geldiğinde Başakşehir'e çoğu takımla da görüşüp en sonunda Başakşehir'e gitmişti. Şimdi Fenerbahçe'ye gelir mi? Fenerbahçe almalı mı bu son dakikada? Yani bence almamalı. Yani sol bek almalı ama klişi almamalı. Öyle diyeyim. Eğer klişeye gidiyorsa ben olsam Rıza Durmisi'yi alırım açıkçası. Sakatlık var, ikisi sakat oyuncu. En azından Durmisi 24-25 yaşında. Bir sezon olmasa gelecek sezon verim alabilirsin ama klişe 34 yaşına geldi. Ve ciddi düşüşte yani. Ben öyle çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum şu son sezondan özellikle. Bence Fenerbahçe'nin yani klişe gelse bile Dirar orada klişeyi yine keser, öyle diyeyim abi ben sana. Ben yani çok mantıklı bir hamle olduğunu düşünmüyorum klişenin. Sırf almak için alacaklar gibi değil mi sanki? Ya öyle gözüküyor. Hani bir de Kolarov'la başlayıp Dırmuzcu'yla gidip başka isimler konuşur. Ben son klişe almak da biraz
Yani başarısızlık olur gibi geliyor bana, bilmiyorum. Şey de galiba Melniak'ı da Rize Spor bırakmadı. Orada da bir o anlamda bir darbe oldu ama ya Furkan, bunu söylemek zorundayım. Furkan Buray Yolcu ile birlikteyiz. Yani Fenerbahçe'nin eksikleri daha geçen seneden belliydi. Hadi bu sene Ocak'ta da belliydi. Hasan Ali sakatlandı ve Hasan Ali 9. 10. hafta geri dönecek. O da belli. Yani şeyler belliyken hedefler böyle oyalanmaları bana çok garip geliyor. O yüzden söylenebilecek bir şey yok. Yani çok garip yani. Cidden garip bir şey. Yani Fenerbahçe'nin ben Temmuz ortasına kadar en kilit noktaları bitirmesini bekliyordum ama yani son gün hala sol bek eksiği var. Ve Hasan Ali varken de vardı o eksik bu arada. Onu da söyleyelim. Hani İsmail de gitmiş. Yedeği yok yani Hasan Ali'nin, ya da Hasan Ali'den daha iyi bir adam. O tercih meselesi. Ona bir şey diyemem de. O çok belliyken. Yani şu an tek opsiyonu da Hasan Ali gözüküyor. Ha Dirar'ı bütün sezon götürürsün belki. Bu sezon ligde götürür ama yani Dirar'ı da farklı yerde oynatmaktansa sol işte sağ beki koyarsın. Hasan Ali ile yarışacak bir isim alırsın. Hani kafa kafaya oynar. Orada bir forma savaşı olur. Bu Fenerbahçe'ye katkı verir ama Klişe'yi almak bence gereksiz bir harcama olacaktı. Hani geçen sene nasıl işte Serdar hani ayrı bırakayım Sadık transferi mesela ya da Tolga hamleleri şu an formu bulamıyorlar. Sen de yazmıştın zaten abi bunları. Ya yani büyük... Klişe'de bunlara eklenecek bir isim olur bence. O acayip bir şey. Bu arada Avrupa'dan da açıklanması gereken bir gerekenler var. Bu arada ben SporX'ten okuyorum. Onları şey yapmayalım. Hakkını verelim. Bu Klişe'yi de A-Spor veriyor. Bunları söyleyelim mi? Hakkını verelim insanların. Keylor Navas, Paris Saint-Germain, Patrick Schick, Leipzig, Areola, Real Madrid, Rodrigo de Paul, Fiorentina, Ante Rebic, Milan, Bruno Fernandes. Yok Real Madrid, ha Real Madrid olabilir, o diğer Fernandes'den bahsediyorlar. Icardi de Paris Saint-Germain'e gidiyor. Onu da ben anlamış değilim ya. Icardi lazım mı Paris Saint-Germain'e? Ya aslında lazım mı? Lazım bence abi şöyle. Çünkü bu takımlar Avrupa'nın zirvesine defiliyor ve hani... Elimde 3 tane yıldız varsa 4. olmasın modunda değiller. Paraları olan da kulüpler. Bence Icardi'de o Paris'in çeyrek finalden öte gidemeyen takımını belki bir tık daha öteye götürebilecek bir isim ama bu kafa yapısıyla ben Icardi'de Paris'in, Neymar'ın bulunduğu bir takım, Mbappe'nin yavaş yavaş böbürlenip baya bir ego sahibi olduğu bir takımda nasıl bir katkı verir, nasıl oynar? Yine menajeri ve eşi Vandanara'nın orada sergileceği tutumlar çok ilginç. Yani bayağı kapalı kutu ve garip bir transfer olacak. İkaret transferi ama yani Galatasaray adına kötü bir hamle tabii. Öyle ekleyeyim. Furkan Buray Yolcu ile birlikteyiz. Kendisi Google'dan önde bir arama motoru gibi çalışıyor. Yani herhangi bir oyuncuyu sorun. Kendisi cevap veriyor sağ olsun. Bizi de kırmıyor. Her zaman çok teşekkür ediyorum. Benim hep söylediğim gibi hem scouting anlamında hem de basında çok daha yerlere gelecek biri Furkan Buray Yolcu. Basel Bahia'dan 19 yaşındaki Erik Ramirez'i 6,5 milyon euro bonservisle kadrosuna katıyormuş. O zaman büyük bomba olur o çocuk. O kadar para vermez değil mi? Abi yani şöyle söyleyeyim. Muazzam bir transfer hamlesi olacak. O orta saha, merkez orta sahada oynuyor. Geçen sene Bahia'da bayağı iyi oynamıştı ki zaten Bahia takımında iyi olanlar yavaş yavaş Avrupa'ya gidiyor. İşte Danimarka'ya gidenler oldu. İşte Almanya'ya gidecekler konuşuluyor. Ramirez benim çok çok tuttuğum bir isimdi. Hatta yazmıştım da birkaç yerde yazmıştım. Birkaç kişiye de önermiştim oyuncu. Geçen sezon Arsenal 25 milyon civarı bir teklifle gidecekti. Son anda vazgeçmişlerdi. Bu sezon çok ciddi oynamıyor ama Basel gibi, İsviçre gibi bir ligde de yani 6.5'a gelip 35'e gidecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Hem 6'da hem 8'de oynar. 8 numarada çok ciddi katkı verebilecek bir isim olur Basel'de. Ve yumuşak bir İsviçre orada daha iyi kendini sergileyebilir. O yüzden yani Basel alırsa en az 3 katına satar diye düşünüyorum ben. O yönlerini... Ya ben şey diyorum Furkan. Diyorum ki ben olsam Belçika gazetelerini, İsviçre gazetelerini, spor gazetelerini takip ederim. Kimle adı geçiyorsa onlara teklif yaparım. Değil mi? En iyi scoutinglerden biri. Ya kaçmaz abi. Adamlar kötü oyuncuya gitmiyor çünkü. Ve çoğu yerin pazarına da ciddi hakimler. Yani net güzel bir hamle olur onlar açısından. Bizim açımızdan da. Andone resmen Galatasaray'da. Yani resmi açıklamada geldi. Onu da hemen belirtelim. Bu arada ne demiş? Sana sorular var. Abdullah Hoca forvet transferi için içeri atan bir forvet demişti. Bu hamle galiba yapılamadı diye bir bu anlamda içeri atar mı diyor. Yani öyle net bir forvet hamlesi olarak görmüyorum ben Diaby'yi. Tabii kullanabilir Abdullah Hoca çünkü çoğu iyi oyuncu farklı mevkilere deneyen bir isim. Kullanılır ama oyuncuda ne kadar katkı alır o konuda şüpheliyim ben.
Ama sık sık ceza sahasına girecek bir isim olur. Hani merkezi serbest rolde oynarsa çok da orada oynayacağını düşünmüyorum. Ben genelde kanatta oynayacaktır. Ama oynarsa sık sık ceza sahasını deler yırtar tabii öyle ama yani konuşan isimlerden sonra diğer bir isim direkt santrafor olarak bence yani sıkıntı olabilir ama kanat için çok kaliteli bir isim bence. Demir Grup Sivas Spor Bursa Spor'dan 27 yaşındaki sağ bek Barış Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamış. Barış Yardımcı Zulu Sivas. Hatay Spor'da 2. ligde oynarken çok beğeniyorduk zaten. Ondan sonra Bursa Spor'a sıçradı. Ama Bursa Spor'da çok kötü oynadı. Bence Süper Lig seviyesinde bir oyuncu değil şu an için. Sivas Spor'da arkada kenarda beklesin diye muhtemelen Bayano'nun yedeği olarak aldılar. Yani çok da forma bulamayacaktır. Bir sezon sonra da muhtemelen ya 1. lig ya da 2. lige orta sıra takımlarına transfer yapacaktır. Ya ben Barış Yardımcı'nın mental olarak sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yoksa bak sana bir şey söyleyeyim. Şener Özbayraklı Şener'in bir versiyon altı. Yani benziyorlar evet. Ya dümdüz gidenler. Dümdüz gidenler de bugün. 700 bin euro karşılığında Andone'yi Brighton'dan kiralamış. Romain Golci'ye 2,5 milyon euro garanti ücret verilecekmiş. Yani bence güzel bir hamle. Fiyatı da iyi bence. 700 bine kiralamak güzel. Yani eğer iyi bir formda tutarsa bence yani satın alabilir Galatasaray Andone'yi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Fatih Terim böyle oyuncuları çok seviyor. Baskı yapan, önde zorlayan, çalışkan isimler. O yüzden Fatih Terim el üstünde tutacaktır Andone'yi yani. Peki, yani dünkü maçı çok fazla konuşamadık ama Şecu da bu arada Amiens'e transfer oldu. O da Türkiye'de görevini tamamladı. Yani Bursa'da oynadı, Başakşehir'de oynadı, Galatasaray'da oynadı ki Galatasaray'a geldiğinde önemli oyunculardan biriydi diye düşünüyorum. O da Amiens'e gitti. Dün yoktu. Biz de Tepe Petrolsi Sosyal Lig'de ağaca çıktık. Ben onu almıştım. Sorma abi, ben de öyleyim. Ben gol yemezler diye düşünüyordum Gençler Birliği'nden. Aynı golü iki kere yediler. Birini vermedi hakem. Yani orada Mehmet Topal'ı sol stoper oynatmak falan. Ya gerçekten bazen şey yapmak istemiyorum. Terbiyesizlik yapmak istemiyorum ama enteresan şeyler. Peki sana bir soru. Bugün fazla Fenerbahçe maçını konuşamadık. Nasıl olsa hafta uzun. Seninle yine bağlantı yapacağız sevgili Furkan. Fenerbahçe'de o benim attığım tweet üzerinden konuşalım. Fenerbahçe'de sol stoper Adil Rami geldi. Zanka alındı. Şimdi Luis Gustavo geliyor Fenerbahçe'ye. Serdar var, Sadık var ki bugün Volkan Demir de sevgili Volkan Demir de yazdı. Fenerbahçe'de Emre sağlıklı olduğu sürece orta saha Emre Ozan olacak gibi gözüküyor. Yani Fenerbahçe'de hangi stoper ikilisini görürüz sence? Yani bence hoca hiç orada sürprize ya da riske kaçmadan bence Zanka Rami olarak yapacaktır. Tabi Rami'nin şu anki fizik durumu ne onu bilmiyorum ama hani milli ara sonrası bu ikiliyi görebiliriz. Ben Jailson'un burada açıkçası ne olacağını çok merak ediyorum. Şimdi Gustavo gelecek. Gustavo kesinlikle formayı vermeyecektir. Çok üst seviye bir oyun çünkü. Emre yine formayı vermeyecek. Orada ciddi bir Ozan var. Ozan formaya aday. Tabi işte İsla yetişecek. Ozan bekleni kalacak. O da soru işareti. Ama Zanka Rami ikili stoper görülecek. Ama Jailson işte dediğim gibi Flamengo'nun bir teklif varmış galiba kendisine. Öyle yazıyordu bugün. Ben de duydum onu. Ben de duydum. Ya benim anlamadığım zaten bak ben buna itiraz ettim. Hemen okumadan etmeden şey yapıyorlar. Fenerbahçe Ocak ayında Sadık, Serdar ve Tolgay'ı alınca orayı bir doldurdu. Şimdi onun üstüne Adil Rami'yi aldın. Zanka'yı aldın. Bu iki oyuncuyu oynatmayacaksan 11 oyuncusu olarak zaten onları alman enteresandı. Şimdi orta sahada senin dediğin gibi çok iyi başlayan Ozan var. Çok iyi oynayan stoperde oynatılan ama orta sahada mı Jailson var. Tolga'yı dün oynattın ki Tolga da güvenilir bir oyuncu olduğunu gösterdi. En azından belirli bir süre oynayabilecek bir oyuncu. Tolga'nın adını anmadık daha bile. Zaten Emre de var orada. Eğer orayı Luis Gustavo'yu yazarsan 3-4 kişi bir anda taca çıktı. Ha Luis Gustavo ile Adil Rami'yi Marsilya'daki gibi şey yapayım dersen, tandem yapayım dersen bu sefer de Zanka'yı, Serdar'ı, Sadık'ı taça çıkartıyorsun. Bana enteresan geliyor yani bilmiyorum. Dünkü Fenerbahçe'yi izleyince sen Adil Rami Zanka mı diyorsun orası? Yani öyle demek istiyorum çünkü orada kendi ülkesi olduğu için onu söylüyorum aslında. Çünkü yani Rami ve Zanka biraz ağır bir iki olabilir ama oraya hani Gustavo'ya getirip sol stoper oynatmak da bence biraz saçma olur gibi geliyor açıkçası. Fenerbahçe şunun cezasını çekiyor. Ocak ayında yapılan plansız transferin cezasını şu an çekiyor bence. Yani şu an dediğin gibi abi eğer Gustavo sol stoper oynayacaksa
Rami ile oynayacaksa diyelim, işte bu sefer Zanka boşta, Zanka niye alındı? Gustavo alınacaksa bu kadar orta saniye vardı. Yani bilmiyorum, garip oluyor ve hala takımın sol beki yok. Bu kadar yoğunluk varken en azından ne yapılabilirdi? Melyak, Rizespor misal şey örnekten gidiyorum. Melyak para istiyorsa buradan 2-3 oyuncu verilip işte Tolga olabilirdi. Şu an ikinci ne olacak o da belli değil mesela. O da ekstra Sadık olabilir. 4-5 oyuncuyu en azından çıkartıp oraya Melyak hamlesi yapılabilirdi ama yani şu an ben de açıkçası çok merak ediyorum. Nasıl bir kadro kurulacak? Kimler kenarda bekleyecek? Kimler tribüne çıkacak? Ya da kimler son saatlerde ayrılacak? Cidden büyük soru işareti Fenerbahçe'de ve Ersun Hoca'nın işi de zor. Bu kadroyu kurmak da kolay olmayacak gibi gözüküyor. Peki, durumlar böyle. Sevgili Furkan Burayolcu, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Dolu dolu değerlendirdik. Bu hafta yine görüşeceğiz. Bu hafta seninle Hatay Spor'u konuşamadık. Hatay Spor'u konuşmamız lazım. Kendine iyi bak. Selamlar Hatay'a.